Merhaba değerli konuklar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün Kore Ticaret ve Yatırım Teşvik Ajansı KOTRA Genel Müdürü Sayın Kim Yong Chol'un sunumlarıyla Kore-Türkiye Ticari İlişkileri seminerini gerçekleştireceğiz. Öncelikle konuşmalarını yapmak üzere Kore Kültür Merkezi Müdürü Sayın Dongho Choi'yu sahneye davet ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün bizim merkezimizde kültür, sanat etkinlikleri düzenlenmekte. Ama ekonomi üzerinde konulara sizlere çok değerli konuklar İstanbul'dan davet ederek bu seminer gerçekleştireceğiz. Bu Sayın Çamçakim'in KOTRA diye kısaca Kore Ticaret Merkezi diye biliriz. Kore'nin ticaret, sanayi, ekonomi, enerji bakanlığı bağlı olan devlet kurumu. Onların işi Kore-Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin canlandırma ve Kore'ye yatırım yapmasına yardımcı olmasıdır. Bunun için bu özellikle ticari ilişkilerin hakkında en iyi bilinen birisi olabilir. Bir de şimdi Türkiye'de faaliyet yapan Kore firmalarının çoğunluğu İstanbul'da merkez bulunuyor. Onların sekreter işçilerini KOTRA üstleniyor. Onun için hep Kore firmalarının network içerisinde en önemli rol oynayan firmalar. Onunla beraber şimdi bizim elçilikteki Sayın Ticaret Atasesi'nde de burada bulunuyor. Onun için sizlere bu Sayın Hemçelik'in Genel Müdürlüğü'nün sunumdan sonra sizlerin merak eden konular varsa sorabilirsiniz. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim. O zaman şimdi seminerimiz başlayacak. Sunumlarını yapmak üzere genel müdürümüzü sahneye davet ediyorum. Annyeonghaseyo. KOTRA İstanbul 부역관장 김현철입니다. Merhaba, ben İstanbul KOTRA Genel Müdürü Kim Yong-chol. 저는 이제 한국말로 설명을 드릴 거고요. 오늘 제가 말씀드릴 부분은 한국의 경제와 또 터키와 비즈니스 관계, 그 다음에 우리 한국 기업의 취직, 그런 분야의 한 세 분야에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. Şimdi ben açıklamalarımı Korece yapacağım ve çeviri halinde devam edeceğiz seminere. Bugün genel olarak Kore ve Türkiye ticari ilişkileri, Türkiye'deki Kore şirketleri ve bu şirketlerin işe alım durumlarından bahsedeceğiz. Başımdırı sunsonun diye bunca Hangukka Toki'ye biznes kanke'ye deyse jom anlayalamyeon 한국 경제에 대해서 좀 이해하실 필요가 있을 것 같아서 한국 경제에 대해서 말씀드리고 한터 비즈니스 관계, 터키에서 활동하고 있는 우리 한국 기업들, 마지막으로는 한국 기업의 채용 이런 순으로 말씀드리겠습니다. 지금 ilk önce Kore ve Türkiye arasındaki bu ekonomik ilişkileri anlayabilmek için ilk önce birazcık Kore ekonomisinden bahsedeceğim sizlere. Sonrasında Kore ve Türkiye ekonomik ilişkilerinden, üçüncü olarak Türkiye'deki Kore şirketlerinden ve son olarak da bu şirketlerdeki iş olanaklarından bahsedeceğim. 아까 그 조동 원장님께서 코트라 간단히 말씀해 주신 것 같은데 제가 코트라를 잠깐 또 소개해드리겠습니다. 코트라는 Az önce Çoğ Bey de konuşmalarını gerçekleştirirken KOTRA'dan birazcık bahsetti. Ben de birazcık üzerinden geçeceğim. 예, 그 KOTRA는 1962년에 국가 무역진흥 기관으로서 설립된 정부 공공기관입니다. KOTRA 1962 yılında kurulan bir Kore'de kurulan öncelikli olarak bir devlet kurumudur. 현재 그 전 세계 86개국에 127개 그 사무소를 가지고 있으며 Şimdi dünyada 120
86 ülkede 127 tane ofisi bulunmaktadır. 주요 업무는 국가 간의 이제 무역 증진, 그다음에 기업 간의 파트너 발굴, 그다음에 국가의 무역이나 투자 관련된 조사 이런 부분들에서 활동을 하고 있습니다. 코트라'nın başlıca faaliyetleri arasında ülkeler arası ticareti genişletmek, şirketler arasında ortaklıklar kurmak, ticari yatırım bilgileri oluşturmak ve Kore'nin yatırımını devam ettirmek gibi görevler yer alıyor. 예. 터키 사무소는 1978년에 이제 이스탄불에서 개소해가지고 현재 그 총 17명이 근무하면서 우리 한국과 터키의 무역 진흥을 위해서 활동을 하고 있습니다. Türkiye'deki ofis de 1978 yılında İstanbul'da açıldı ve şu anda toplam 17 tane çalışanı bulunuyor. Kore ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri teşvik edip geliştirmek için çabalıyor. 네, 한국의 경제에 대해서 먼저 간단히 설명을 드리겠습니다. 주요 지표를 통해서 한번 말씀을 드리면은 GDP는 $1,600 billion 세계 11위 규모이고요. Şimdi anahtar endekslerle size birazcık Kore ekonomisinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle Kore'nin gayri safi yurt içi hasılası $1,600 billion ile dünyada 11. sırada yer alıyor. 무역 규모는 $1 trillion로 세계 9위 규모가 되고 있고. Ticaret hacmi ise $1 trillion ile dünyada 9. sırada yer alıyor. 경상 수지도 세계 6위, 그 다음에 외환 보유고도 세계 9위, 그 다음에 상장 기업수도 세계 9위를 갖고 있는 경제적으로 아주 강한 기반을 갖고 있는 국가 중에 하나입니다. 9. sırada cari hesap yer alıyor. Aynı zamanda 6. sırada, özür diliyorum, cari hesap yer alıyor. Aynı zamanda döviz rezervi ve şirket sayısı ile dünyada 9. sırada yer alıyor. Ekonomik olarak güçlü bir temele sahip olan dünyadaki güçlü ülkelerden bir tanesi. GDP 관련해가지고 터키는 참고로 $8,500, 그리고 세계 17위 정도 하고 있습니다. 터키의 hani not olması açısından gayri safi yurt içi hasılası 17 trilyon 500 bin. Yo 표는 한국 경제가 지난 60년간 어떻게 이제 성장해 왔는지를 보여주는데요. Bu grafik aracılığıyla da sizlere 60 yıl boyunca Kore ekonomisi nasıl büyüyüp geliştiğinden bahsedeceğim. Oduğuza bir tane boyut katı. Yogiga iyi Hamburg Gönderi'nin kınadı 1953년이고요. 여기가 이제 현재 시점인데요. 한국은 전쟁 이후에는 이제 아무것도 없이 아주 미미한 수준이었는데 지금 이건 GDP하고 이제 1인당 GDP 보여주고 있습니다. 그래서 경제 한국 전쟁 이후에는 한국 터키에서도 군대를 보여줘가지고 한국 국민들이 고맙게 생각을 하고 있고 한국 전쟁 이후에 정부 주도의 경제 성장이 힘이어가지고 지금은 무역 규모 아까 말씀드린 한 $1,600 billion 규모를 가지고 있습니다. Kore Savaşı'nın sona erdiği 1953 yılında Kore şimdiyle kıyaslanamayacak derecede küçüktü, ekonomisi de çok çok gerideydi. Kore Savaşı'ndan sonra büyük bir gelişim gösterdi. Aynı zamanda Kore Savaşı'nda Türkiye'de birliklerini gönderdiği için savaş zamanında hala Koreliler minnet duygusu içerisinde olduklarını söylüyor. İçeri aletiyoru bulunan GDP'nin 1.3 trilyon에서 지금 아까 이제 규모를 치면은 한 1200배 이상 증가했고요. 그 다음에 1인당 소득은 저희 전쟁이 끝났을 때는 67달러였는데 지금은 3만 달러가 되고 있습니다.
Kore'nin kişi başına düşen milli geliri en başta gördüğünüz gibi 1.3 milyar dolardan yaklaşık 1200 kat artarak 1 trilyon 578 milyara. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ise 67 dolardan 30 bin dolara çıkarak yaklaşık 440 kat artmış bulunuyor. 위기도 있었어요. 근데 IMF라고 한국도 이때 정부가 빚이 많고 외환이 부족해가지고 IMF에 돈을 빌려가지고 경제가 좀 어려운 때도 있었고. Bildiğiniz gibi IMF krizi 1997 yılındaki ve sonrasındaki 2008'deki krizlerde Kore de çok etkilendi. Özellikle IMF krizinde borç da aldı kendisi. Ama sonrasında tekrar ayağa kalkabildi. 2008년에도 세계 금융위기 때 한국도 커다란 영향을 받은 적이 있습니다. Evet, yine aynı şekilde 2008 yılındaki mali krizde de Kore çok büyük etkilendi bu krizden. 2007년 금융위기를 극복한 다음에 한국 경제는 이제 꾸준히 성장해서 2017년에는 3.1%를 기록하였고요. 2007 yılındaki bu mali krizin üstesinden geldikten sonra Kore ekonomisi hızla gelişti. 3.1 yani %3.1 oranında bir gelişme gösterdi. 1인당 국민 소득이 3만 달러 뭐 이상 국가들 중에서는 뭐 가장 높은 성장률을 기록한 나라 중에 하나고요. 그시 başına düşen milli gelir olarak düşündüğümüzde Kore'nin kişi başına düşen milli geliri 30 bin dolar demiştik az önce. Bu miktara yakın ülkeler arasında bu gelişme gerçekten çok büyük bir gelişme. 2017년 통계 기준인데요. 이제 터키는 7.4%로 상당히 구성장을 했었습니다. 뭐 아스나 2017 verilerine dayanan bir grafik. Türkiye'de burada %7.4 olarak bir gelişim kaydetmiş. 2017년 기준으로 이제 한국의 수출 금액인데요. 5,700억 달러로 세계 다섯 번째로 큰 수출 국가입니다. Yine bu grafikte de 2017 yılında Kore 574 milyar dolarlık ihracat yaparak dünyanın 5. en büyük ihracatçısı konumuna yükselmiştir. 참고로 세계 1등은 중국, 2등은 미국, 3등은 독일, 4등은 일본 이런 순으로 되어 있습니다. Not olarak 1. sırada Çin, 2. sırada Amerika, 3. sırada Almanya, 4. sırada Japonya. Bu sırayla devam ediyor. Kotra'가 이제 1962년에 설립했다고 말씀드렸는데 1962년에 그 대한민국의 수출은 4,200만 달러였는데 뭐 2017년에는 5천억 달러가 됐으니까 그 사이에 한 만 배 수출이 증가했습니다. Az önce Kotra'nın 1962 yılında kurulduğunu söylemiştim. 1962 yılında 42 milyon dolar olan ihracat yaklaşık 10 bin kat artmıştır. 한국이 이제 수출을 잘하고 있는데 세계 시장에서 한국이 품목 1인 제품 수가 71개. 그래서 제품 수 기준으로는 이제 세계 13위를 기록하고 있습니다. Kore aynı zamanda dünyada pazar payı da çok büyük bir ülke. Dünya pazarında yaklaşık 71 öge yani item ile bu alanda 13. sırada yer alıyor. 회사에서 보시면 여기도 1등은 중국, 2등은 독일, 3등은 유럽, 아니 미국 이런 순으로 되어 있습니다. Yine burada gördüğünüz gibi burada da 1. sırada Çin, devamında Almanya, Amerika gibi ülkeler yer alıyor. 그럼 한국이 세계 시장에서 우위를 이제 점하고 있는 품목들을 살펴보면은 반도체 D램, 반도체 부분에서는 세계 시장의 한 70%를 차지하고 있고요. 스마트폰도 삼성하고 LG가 세계 시장의 20% 이상을 차지하고 있습니다. Kore'nin küresel pazarda egemen olduğu yani ihracat yaptığı ürünlere bakacak olursak ilk başta
bu yarı iletkenlerden DRAM dediğimiz, yani dinamik erişimli hafıza, %73.1'lik bir paya sahip. Sonrasında akıllı telefonlar 21.1 oranında bir paya sahip. Yeri EA는 이제 디스플레이 이제 LG에서 하고 있고요, 삼성하고. 그 다음에 화학 제품, 그 다음에 평판, 철강 제품, 그 다음에 리튬 배터리 부분 중에서 세계 1등 품목들을 보유하고 있습니다. 손에서는 LG 타르프만 tabi üretilen ekranlar, display dediğimiz kimyasal ürünler, petrokimya ürünleri, çelik ve aynı zamanda lityum bataryalar yer alıyor. 이런 이제 한국 제조업의 이제 경쟁력이 이제 어느 수준인가를 한번 이제 살펴본 건데요. 한국 제조업의 경쟁력은 세계 5위로 지금 평가받고 있습니다. 지금 Kore'nin üretim rekabetinden, dünyadaki üretim rekabetinden bahsedecek olursak, imalat rekabet gücü endeksinde Kore dünyada 5. sırada yer almaktadır. Jeju 경쟁력에서도 상위에 있는 국가가 중국, 미국, 독일, 일본, 한국인데요. 이게 바로 아까 보셨던 세계 수출 잘하는 국가의 순서하고 이제 같다고 보시면 되겠습니다. Kore'nin daha ilerisinde olan ülkeler yine Çin, Amerika, Almanya, Japonya gibi dünyada en çok ihracat yapan 5 ülke. İmalat rekabet gücünde de gördüğünüz gibi en öndeki 5 sırada yer etmiş durumda. 6표는 10등까지밖에 없었는데요. 터키는 참고로 세계 요 조사에서는 16위로 나타나가지고 터키에서 제조업이 상당히 강한 국가로 분류가 되고 있습니다. Türkiye'de yine bu değerlendirmede 16. sırada imalat rekabeti yüksek olarak değerlendirilen ülkelerden biri olarak yer alıyor. 한편 이제 한국의 이제 주요 기업들을 살펴보면은 포춘 이제 글로벌 500 포춘 기업의 2017년 기준으로 15개 기업이 포함되어 있습니다. Fortune Global 500 listesi diye bir dünyadaki en büyük şirketleri gösteren listede Kore'nin Samsung, Hyundai, LG, POSCO gibi önde gelen şirketleri yer almaktadır. Deprecatorunca Samsung'i 세계 15위에 나와 있고요. 여기에 있는 뭐 삼성, 뭐 현대, SK 세계 500대 기업에 포함된 대부분의 기업들이 터키의 법인이나 지사를 운영을 하고 있습니다. 템시리 olarak tabii en önemlisi burada Samsung 15. sırada yer alıyor. Ve burada bu listede yer alan ülkelerden Samsung, LG, POSCO, Hyundai gibi şirketler mutlaka Türkiye'de ya bir şirket ya da bir ofis bulundurmakta. 그러면은 세계 1등 기업이 어디인지 아시는 분이 있을까요? 뉴욕에 peki 1. sırada sizce kim vardır? Bilen var mı aranızda? 예. 또 어려울 것 같아요. 네. 세계 1등 기업은 이제 미국 소매 유통업체인 월마트. 2등 기업하고 상당히 차이의 격차를 두고 세계 1등 기업 뭐 종업원 세계 종업원 수만 해도 200만 명이 넘고 상당히 큰 기업입니다. Evet, birinci sırada Amerika'nın Walmart adlı şirketi yer alıyormuş. Ve bu şirket çok büyük, hem çalışanlarıyla hem de üretimiyle çok büyük bir şirketmiş. Türkiye giyop 중에서 이제 글로벌 500에 들어있는 기업은 코치 그룹이 약 17년에 약 400위권에 지금 기록된 걸로 알고 있습니다. 터키에서의 기업들에서는 400'lerde Koç grubu yer alıyormuş. 한국이 이제 성장할 수 있는 대응 중 하나가 이제 국내 시장인데요. 이제 웹프라고 이제 월드 이코노미 포럼에서 조사한 바에 따르면은 5천만 명, 한국 이제 인구가 5천만 명인데
5천만 명의 인구를 바탕으로 세계 14위 내수 시장을 가지고 있습니다. Kore World Economic Forum tarafından yapılan bir ankete göre 50 milyon nüfusuyla iş piyasa hacmi ile 14. sırada yer alarak endüstri gelişiminin temelini oluşturuyor dünyada. 내수 시장 규모가 여기 이제 뭐냐 하는 건데 GDP에서 또 GDP하고 상품과 서비스 수입을 합친 금액에서 상품과 서비스 수출을 뺀 기준이 이제 이거를 규모를 평가하는 기준이 되겠습니다. Şimdi burada gördüğümüz domestic market size yani iç piyasa hacmini nasıl hesaplandığını açıklayacak olursak gayri safi yurt içi hasıla ile mal ve hizmet ithalatının toplamından mal ve hizmet ihracatının çıkarılması ile hesaplanıyor. 예상하시겠지만 세계에서 가장 큰 시장은 중국, 그 다음은 미국이고요. 터키는 인구 이제 8,200만 명 내수 시장으로 바탕으로 한국보다 높은 13위에 랭크되어 있습니다. 잠민 edeceğiniz üzere yine birinci sırada Çin yer alıyor, ikinci sırada Amerika yer alıyor. Türkiye ise 80 milyon nüfusu ile Kore'den bir basamak yukarıda 13. sırada yer alıyor. 한국이 이제 수출을 많이 하는 나라인데 FTA를 잠깐 말씀드리도록 하겠습니다. Kore ihracat, ithalat çok yapan bir ülke olduğu için şimdi ülke olarak imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmalarından bahsedeceğim. 한국은 세계 52개 국가 지금 FTA를 체결을 했고 체결된 국가의 이제 GDP를 합쳐보면은 세계에서 세 번째로 큰 이제 FTA 시장을 지금 활용을 하고 있습니다. Kore'nin şu anda günümüzde 52 ülkeyle serbest ticaret anlaşması bulunuyor. Serbest ticaret anlaşması olan ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasına baktığımız zaman dünyada STA bölgesi olarak dünyanın üçüncü büyük ülkesi. Türkiye하고도 2013년에 이제 무역 분야에 대해 FTA가 발효가 됐고 지난해에는 이제 서비스 분야에 대한 FTA가 발효가 되었습니다. Kore, Türkiye ile de 2013 yılında ürünler ile ilgili serbest ticaret anlaşmasını imzalamış ve geçtiğimiz yıl hizmetler ile ilgili serbest ticaret anlaşması iki ülke arasında imzalanmıştır. 참고로 이제 세계에서 FTA를 가장 많이 체결해서 GDP 기준으로 가장 큰 시장을 갖고 있는 나라는 페루하고 칠레가 되겠습니다. Yine not olarak dünyada en büyük serbest ticaret ağına sahip ülkeler Peru ve Şili. Ya, 한국이 빠르게 성장할 수 있었던 이유 중에 하나가 한국 기업들이 혁신적인 마인드를 가졌다는 점인데요. Kore'nin hızlıca büyümesinin en büyük sebebi aslında Kore'nin yenilikçi bir akla sahip olması. Bloomberg'e서 평가하는 혁신 지수에서 한국은 6년 연속 1등인 국가고요. Yine buna örnek olarak Kore üst üste 6 yıl boyunca Bloomberg inovasyon sıralamasında bir numarada yer alıyor. Bu hükün cüsü de평가 요소는 이쪽에 있는데 특허, 제조업 부가가치, 생산성, R&D, 교육 효율성, 연구활동 집중력 이런 부분들이 이제 주요 평가 요소입니다. Şimdi inovasyon indeksi değerlendirme kriterlerine bakacak olursak bunlar arasında patent faaliyeti yoğunluğu, eğitim verimliliği, araştırma faaliyetlerinin yoğunluğu gibi değerler yer almakta. 독일이 이제 강한 제조업 기반으로 세계 2위에 있고 그 다음이 핀란드, 스위스, 이스라엘 이렇게 순서가 되겠습니다. Burada da yine Almanya güçlü üretimi sebebiyle ikinci sırada yer alıyor. Finlandiya, İsveç, İsrail gibi ülkelerde devamında gelmektedir. 참고로 터키는 이제 33위에 있어가지고 혁신 부분에서는 이제 중상위 정도의 평가를 받은 걸로 나와 있습니다. Yine not olarak
Maalesef Türkiye bu listede 33. sırada yer alıyor ve orta seviyedeki ülkelerden bir tanesi. 지금까지 한국의 경제, 한국의 왜 경제의 기반이 강한지에 대해서 설명을 드렸고요. 다음은 한터 비즈니스 관계에 대해서 설명을 드리겠습니다. 지금까지 kadar Kore ekonomisinden bahsettim size. Şimdi Kore ve Türkiye ilişkilerinden bahsedeceğim. 그러면 이제 한국 관세청 기준으로 해서 작성해가지고 터키에서 터키 통계청에서 발표한 수치하고는 조금 차이가 날 수 있겠습니다. Türkiye ve Kore arasındaki ticari trendlerine bakacağız ama bu tablo Kore gümrük hizmeti verilerine dayanmakta. Türkiye'deki rakamlardan birazcık farklı olabilir. 터키는 대한민국의 19번째 수출 상대국이고 대한민국은 이제 지난해까지 보통 연 60억 달러를 터키에 수출하고 있습니다. Türkiye Kore'nin 19. ihracat ortağı olarak Türkiye'ye yılda yaklaşık 6 milyar dolar ihracat yapmaktadır. 2018년도 이제 하반기부터 이어진 그 리라 환율 평가 절하로 인해 가지고 2018년에는 마이너스 대한민국의 수출이 마이너스를 기록한 게 있습니다. 2018 yılında yılın ikinci yarısından bu yana TL'deki artış sebebiyle ihracat eksilere düşmüştür. 한편 지난해 한국이 터키한테 수입한 금액은 12억 달러지만 증가율상으로는 이 터키 리라 환율 영향으로 인해 가지고 50% 가까이 증가한 것으로 나타나고 있습니다. 디얼 yandan ithalat Türkiye'nin Kore'ye ihracatı yine döviz kuru etkisiyle önemli bir artış göstermiş. Türkiye'nin Kore ihracatındaki payı 2000 yılından bu yana %1 civarında seyrediyor. 대한민국 전체 수출에서 터키가 차지하는 비중은 1980년도에는 0.4% 미만이었다가 현재 2000년대 넘어서부터는 이제 1% 가까이 되고 있고 2018년에도 대한민국이 한 6천억 달러 수출했고 터키에 60억 달러 수출해가지고 터키의 비중은 1% 정도가 되고 있습니다. Az önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin Kore ihracatındaki payı 2000 yılından bu yana %1 civarında olup geçtiğimiz yıl Kore dünya yaklaşık 600 milyar dolar ihraç yapmış. Türkiye ihracatı ise 6 milyar dolar yani %1 oranındaydı. 한편 이제 한국이 터키로부터 수입하는 것은 아직 그 수준이 미미해가지고 경제 규모에 비해가지고 한국에 앞으로도 좀 터키로부터의 수입이 좀 증가할 필요가 있다고 볼 수 있겠습니다. 디얼 양반 Türkiye'nin Türkiye'den ithalatın payı çok küçük olduğu için bu oranın artması umulmakta ve beklenmektedir. 아래 표는 1971년부터 한국과 터키의 이제 수출이 동향인데요. 이게 위에가 한국이 수출한 거고 아래가 한국이 수입한 건데 2000년대 들어오면서부터 이 수출과 수입의 간격이 상당히 커지고 있습니다. Bu grafik 1971 yılından geçen yıla kadar olan Türkiye ve Kore'nin İthalat, ihracat eğimlerini göstermektedir. Burada yukarıda gördüğünüz Kore'nin ihracatı ve aşağıda gördüğünüz ise ithalatı. 2000 yılının başından bu yana ihracat ve ithalat oranı arasında çok büyük bir fark oluşmuştur. Cinane'de yak 40억 달러의 미국자를 한국이 터키로부터 기록하였습니다. Geçen yılda yine çok yüksek bir seviyede ihracat gerçekleşmiştir Türkiye'ye. Yani bu kanı bir pınmok, köyök pınmokul tüm şartı bu kesinlikle. Şimdi de iki ülke arasındaki ticaret ürünlerine bir göz atacağız. Hamburg'a köyde suçlu pınmokul önce hapsong suçlusu yak 15.7% çözü yapıyor. Kore'nin öncelikle en büyük ihracat kalemi olan sentetik reçine toplamın %15.7'sini oluşturuyor. 두 번째 품목은 이제 자동차 부품인데 아시다시피 현대 자동차가 터키에서 자동차를 생산하고 있고 거기에 들어가는 부품 중에 일부 대부분들이 이 수치에 포함되어 있다고 볼 수 있겠습니다.
Devamında otomobil parçaları ikinci sırada yer alıyor. Bildiğiniz gibi Hyundai Türkiye'de araba üretiyor. Araç parçalarının tamamı neredeyse burada kullanılıyor. 이외에 의약품, 석유화학 제품, 그런 열연 철강 제품, 그다음에 모터 이런 부분들이 주요 수출 품목이 되겠습니다. 뭐는 dışında yine farmatik ürünler, petrokimya ürünleri, çelik ürünler, düz panel ekranlar gibi ana ihracat ürünleri de yer alıyor. 터키로부터 수입하는 품목은 의약품, 자동차 부품, 의류, 광물류, 가전 뭐 이런 부분들이 되겠습니다. Türkiye'den ithal edilen ürünler arasında ise farmatik ürünler, otomobil parçaları, giyim, mineraller, ev aletleri gibi ürünler yer alıyor. 한국이 가장 많이 수입하는 품목이 이제 의약품으로 되어 있는데요. 의약품은 한국의 셀트리온이라든지 의약 기업이 터키로 원료를 수출한 다음에 터키에서 다시 가공해서 수입하는 구조로 돼 가지고 한 회사의 가공 역동량이 반영되어 있다고 보겠습니다. 이내 코레단 bir ilaç firması, Koreli bir ilaç firması olan Celtrion Türkiye'ye ham madde ihraç ediyor. Yerel fabrikalarda bu ham maddeler işleniyor ve sonrasında Kore'ye tekrar ihraç ediliyor. 양국의 무역 구조를 좀 살펴보면은 한국이 터키로 수출하는 제품의 80%는 부품 원료 등으로 중간재입니다. Ticaret trendlerine ayrıntılı olarak bakacak olursak Kore'nin Türkiye'ye yaptığı ihracatın %80'ini parçalar ve ham maddeler gibi ara mallar oluşturuyor. 한국이 수출하는 자동차 부품, 철강 제품, 디스플레이, 합성 수지 등을 이용해가지고 터키에서는 자동차를 생산하고 가전 제품을 만들고 석유화학 제품을 만들고 그다음에 직물을 수입해서 우료를 생산하고 있습니다. Türkiye, Kore'den ithal ettiği bu ara malları, araç parçalarını, çeliği, ekranı ya da diğer sentetik reçine gibi ürünleri Kore'den ihraç ederek bunları nihai mal konumuna getiriyor, durumuna getiriyor. Sonrasında nihai malları dünya pazarına pazarlıyor. Bu steel이나 이제 construction 제품들도 수출되고 있는데 이런 제품들은 보스포러스 3교, 지금 건설 중인 차나칼레 대교 등 터키의 인프라 분야의 프로젝트에서 사용되고 있습니다. 아이리자 터키는 알테포 프로젝트에 kullanılan örneğin Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı gibi çelik ve benzeri yapı malzemelerini de ithal ediyor. 양국의 이제 무역 관계와 관련해 가지고 두국 간에 이제 FTA를 체결했는데요. İki ülke ekonomik ilişkilerle ilgili olarak serbest ticaret anlaşması imzaladı. 예, 말씀드렸듯이 이제 상품에 대해서는 2013년도부터 발효됐고 서비스는 지난해부터 발효되었는데 무역 협정으로 인해 가지고 양 국가 간의 주요된 제품에 대한 관세는 즉시 철폐되었으며. Az önce de bahsettiğim gibi ticaret alanında 2013 yılında, hizmet alanında ise 2018 yılında Türkiye ile serbest ticaret anlaşması yürürlüğe giriyor. Ticaret anlaşmaları nedeniyle iki ülke arasında ana kalemlere uygulanan gümrük tarifeleri kaldırılmış. 2023년까지는 전체 제품의 99.9%가 관세가 없어질 걸로 보이고 있습니다. 2023 yılına kadar da değeri %99'dan fazla olan ürünler için tarifeler kaldırılmıştır. 서비스 협정은 건설 에너지, 건설하고 엔지니어링, 영화 비디오 제작 등에 있어 가지고 양국가 간의 이제 개방 수준을 높이고 기업 투자를 위한 보호 규범들이 이렇게 강화되도록 마련되어 있습니다. Hizmet sözleşmesi kapsamında inşaat ve mühendislik, film, video prodüksiyon ve dağıtım, eğlence gibi kültür servisi alanında açılımlar ve istikrarlı bir kurumsal yatırım için koruma standartlarını güçlendirmek için de yine düzenlenmiştir. Ape diye bu piyasa konu boyutumanın FTA'yı çekilen iyiye
양국에 이제 교역 규모가 크게 증가해 왔습니다. Az önce de bahsettiğimiz gibi iki ülke serbest ticaret anlaşmasını imzaladıktan sonra ülkeler arasındaki ticaret büyük bir gelişme gösterdi. 그 양국 간의 경제 협력 모델에 대해서 한번 살펴보겠습니다. Şimdi de iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine göz atacağız. 네, 먼저 자동차, 뭐 그다음에 전자 등 주요 산업과 에너지 교통 프로젝트에서 상호 보완적인 경제 협력 관계를 활용하는 방안이고요. İlk olarak otomobil, ev aletleri gibi büyük endüstriler ve enerji ulaştırma projeleri gibi karşılıklı tamamlayıcı ekonomik işbirliği ortaklıklarının kullanılması yönündedir. 네, 앞에서도 교육 방향에서 보셨지만 한국은 뭐 부품 등 중간재를 터키에 수출하고 터키는 이런 부품들을 활용해 가지고 최종재를 만들어 가지고 유럽 등 중동으로 수출을 하고 있습니다. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi ticaret eğilimlerinde gördüğümüz gibi Kore ağırlıklı olarak Türkiye'ye parçalar gibi ara malları ihraç ediyor. Türkiye bu parçaları işliyor. Sonrasında nihai malları üreterek Avrupa ve Orta Doğu pazarına ihraç ediyor. İnfra 분야에서는 이제 우리 포스코에서 수출하는 차량 제품, 현대로템에서 수출하는 전동차 등이 Türkiye infra 개선에 지금 기여를 하고 있습니다. Altyapı alanında ise POSCO tarafından ihraç edilen çelik, Hyundai Rotem tarafından ihraç edilen elektrikli trenler Türkiye'deki altyapının geliştirilmesine katkıda bulunuyor. 다음은 서비스 분야에서의 이제 협력인데요. 터키의 뭐 도시화 확대, 그다음에 젊은 소비층 증가, 그다음에 소비재 시장 증가 등을 감안해 가지고 향후에는 온라인 시장이나 뭐 게임 시장, IT 활용 서비스 등이 그런 분야에서의 협력이 활발해질 것으로 보이고 있습니다. 2. olarak hizmetlerde olan bir işbirliği söz konusu. Türkiye'de kentleşmenin gelişmesi, genç nüfusun artışı, tüketici sayısındaki artış göz önüne alındığı zaman dağıtım ve çevrimiçi oyunlar gibi bilgi teknolojisi kullanım hizmetlerinde işbirliğinin de aktif olması beklenmektedir. 다음으로는 양국 간 FTA를 활용해서 시장에 진출하는 방안입니다. Şimdi iki ülkenin STA'lar aracılığıyla piyasaya girmesi konusundan bahsedeceğiz. 한국 기업이 이제 터키에 진출해서 터키와 FTA가 체결되어 있는 국가들과 교역해가지고 시장을 확대할 수 있을 것이며 ilk olarak Koreli şirketler Türkiye'yi bir köprü olarak kullanarak Kuzey Afrika ve Orta Doğu'ya genişleyebilecek. 터키 또한 이제 한국에 투자 진출하면은 한국이 체결하고 있는 FTA를 활용해서 특히 동아시아, 중국하고 아세안 시장 등에서 시장을 확대할 수 있을 것입니다. Türkiye'de aynı şekilde Türkiye'deki şirketler de Kore'yi bir köprü olarak kullanarak pazarlarını Çin ve Güneydoğu Asya'ya doğru genişletebileceklerdir. 마지막으로는 터키가 가지고 있는 중동, 그다음에 북아프리카, CIS 지역의 네트워크를 활용해서 한국의 기술력과 결합하여 3국에서 SOC나 건설 부분에서의 협력 사업을 할 수 있을 걸로 보입니다. Son olarak Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgeleriyle olan ağı ve Kore'nin yüksek teknolojisi birleşerek 3. ülkelerin kaynak geliştirme projelerine ortaklaşa dahil olmaları mümkün olacaktır. 다음은 터키에 진출해 있는 한국 기업들에 대해서 좀 설명을 드리겠습니다. Şimdi Türk pazarına giren Kore şirketlerinden biraz bahsedeceğiz. 한국 수출입은행 통계에 따르면 이제 2018년 말 기준 터키에 진출해 있는 한국 기업의 수는 169개사이고요. 누적적으로 현재 투자 금액은 26억 불이 좀 넘게 되겠습니다. Kore İthalat İhracat Bankacılığı istatistiklerine göre 2018 yılı sonu itibariyle
Türkiye pazarına giren 169 tane Koreli şirket bulunuyor ve toplamda 2.6 milyar dolardan fazla yatırım bulunuyor. 1970'lerde iyice Türkiye Hamburg gibi진출하기 시작했는데 본격적인 진출이 이루어진 것은 2000년대 이후고 2012년, 13년에 이제 피크를 이룬 다음에 조금씩 둔화되는 추세를 보이고 있습니다. 1970'lerden bu yana Koreli şirketler Türkiye pazarına girmeye başladılar. Ancak tam teşekküllü bir gelişme 2000 yıllarında sağlandı. Bundan sonra 2012 ve 2013'te bir zirve yaşandıktan sonra kademeli bir düşüş görüldü. 2012년에는 16개 기업, 2023년에는 20개 기업이 투자 했는데 그 이후로는 이제 10개 이렇게 내외에서 이루어지고 있습니다. 1991-2000 yılları arasında 13, 2001-2010 yılları arasında 54 tane şirket yer almaktaydı. 진출 형태로 보면은 대부분의 기업들이 이제 법인 현지 법인 형태로 진출을 하고 있고 138개사고요. 피아사의 기술 türlerine göre incelediğimiz zaman çoğu şirket yerel üretimi ve yerel satış faaliyetlerini yürütmek için yerel şirketler olarak kayıtlı. 그에는 지사나 연락사무소 수준으로 진출했습니다. genellikle anonim şirketler ve branşlar olarak Türkiye'de yer almaktalar. Örneklerde o %38 şirketin dışındakileri branş ve şirketi. Buradaki 138 şirketin dışında branş yani şube dediğimiz daha sonrasında ortaklık ve toplamda 169 şirket oluyor. 산업별로 보면은 이제 초기에는 이제 정부 이제 공기업하고 무역회사 위주로 진출하다가 1962년에 이제 카스라고 저울을 생산하는 중소기업이 첫 번째 현지에 진출하게 되었습니다. 일 başlarda devlete ait şirketler ve ticari şirketler odaklı Türkiye pazarına giriş sağlandı. 1992 yılında elektronik tartı üreten KAS adlı şirket İlk olarak kuruluşunu tamamlayarak Türkiye pazarına girdi. 2010년까지는 터키에서 생산해가지고 터키 내수나 유럽에 수출을 판매할 목적으로 공장을 설립하려는 기업들이 터키 내 투자를 많이 했고요. Ondan sonra 2010 yılına kadar birçok şirket Türkiye'deki üretim tesislerini kurarak ve yatırım yaparak gelişme gösterdi. 2011년부터 13년에는 터키에 이제 인프라 프로젝트에 참여하는 한국 건설 기업 위주로 투자가 투자 진출이 이루어졌습니다. Sonrasında 2011 yılından 2013 yılına kadar Koreli şirketler Türkiye'deki büyük projelere katılmış, inşaat sektöründeki yatırım şirketlerinin de sayısı artmıştır. 최근에는 뭐 유통망, 극장 등 서비스 분야에 대한 투자 진출도 활발히 이루어지고 있습니다. Son yıllarda da yine hizmet sektörü alanında da yatırımlar artmış. Yatırım alanı yıllar geçtikçe çeşitlenmektedir. 이제 유형별로 보면 이제 생산을 하는 제조업이 78개로 가장 많고 그다음이 이제 트레이딩 하면서 34개가 되겠습니다. gördüğünüz gibi burada da üretim alanında 78 şirket ile en çok sayıya sahip. Sonrasında ki 4 inşaat, ticaret ve diğerleri olarak devam ediyor. Çoğu giyop yorobunderin de dirobojusul giyopdurul bomeneun Hyundai zadongchaga ije samosono İstanbul, kadaime gongjanghago İzmit'e ije duge unyeongul hago itgo. Turki gongjanghaeseoneun i10, i20 zadongchaga sangsanhago isseumda. Hyundai otomobil hepinizin bildiği gibi burada İstanbul'da ve İzmit'te yer alıyor. Sanırım i10 diye okunuyor değil mi? i10 ve i20 araçlarını, otomobillerini üretiyor. Hyundai 자동차는 생산한 제품의 90%를
수출하고 10%를 터키 시장에 판매하고 있습니다. 예, Hyundai otomobilleri üretiminin %90'ını ihraç ediyor, %10'unu Türkiye pazarında pazarlıyor. 현대 자동차가 이제 해외 생산 시설이 상당히 여러 국가에 있는데 터키가 현대 자동차의 첫 해외 공장입니다. Hyundai aslında dünyada birçok ülkede yer alıyor üretim tesisleri ama ilk olarak Türkiye'de yer almış. POSCO가 스테인리스 열연을 지금 이즈미트에서 생산을 하고 있고요. 포스코도 생산된 제품의 한 30% 이상을 수출하고 있습니다. POSCO'da yine Türkiye'de İstanbul ve İzmit'te yer alıyor. Çelik alanıyla ilgileniyor. Çelik üretiminde çelik üretiyor. Ve üretiminin %30'unu ihraç ediyor. 그다음에 이제 삼성하고 LG는 현재 이제 판매 법인을 가지고 있고 또 LG는 아첼리가하고 협력해서 에어컨 공장을 운영하고 있습니다. 삼성 yine İstanbul'da faaliyetini yürütüyor. LG Elektronik ise İstanbul'da ve Bursa'da Arçelik gibi Türk markalarıyla birlikte işlerini yürütüyor. 네, 효성은 테르키다의 스판덱스 공장을 운영하면서 여기도 생산될 제품의 상당 부분을 수출을 하고 있습니다. 효성도 aynı zamanda İstanbul Tekirdağ'da bulunuyor Spandex fabrikasıyla yine Hyosung da aynı şekilde üretim ürünün büyük bir payını ihraç ediyor. 한국 기업이 진출한 이제 산업별 좀 세부 부분을 보면은 자동차 분야에는 이제 현대 자동차가 진출하면서 현대 자동차의 협력사들이 10여 개사 이상 같이 나와 있습니다. Tabloda da görüldüğü gibi Kore'nin önde gelen şirketleri özellikle otomobil alanında Hyundai yine bu ne denir? Otomobil üretim alanında büyük bir rol oynamaktadır. Yine işte POSCO'yu deklareden çelik, kademe gazan jepon, konsol bünya, unsong bünya ne dava ikuyo. Çelik alanında tabii ismini çok duyduğumuz POSCO, sonrasında elektronik alanında yine markalar. İnşaat sektöründe yine aynı şekilde ve ulaşım, lojistik ve diğerleri şeklinde buradaki şirketleri görüyorsunuz. Kongdong bünyaro'nun, bu, jeongbu'nun bu deşagan하고 영사관 문화원 이렇게 있지만, 공공기관으로는 코트라, 그다음에 관광공사, 남동발전, 한국수출입은행 이렇게 나와 있습니다. Devlet kurumu olarak baktığımız zaman, Kotra Korea Tourism Organization, Korean South East COSIP ve aynı zamanda COEXIM bulunmakta. Türkiye 진출한 이제 우리 기업들을 중심으로 이제 한국 기업 협회가 설립되어 있습니다. Türkiye pazarına giriş yapan Koreli firmaların merkezinde Kore Ticaret Birliği yer alıyor. 2015년에 이제 설립돼 가지고 사무국은 이제 저희 코트라 사무실 내에서 운영을 하고 있고 현재 회원사는 68개사 내외인데 한 100개사까지 회원 가입하는 걸 목표로 하고 있습니다. 1970'lerde kuruldu. 2015 yılında Şirketler Birliği olarak Koreli şirketlerin temsilcisi haline geliyor. Şu anda aslında 68 üyesi var ama yakın gelecekte 100 ya da daha fazla olması bekleniyor. Juyu 활동은 뭐 이제 회원사 간에 정보 제공하고 그다음에 터키에 있는 정부나 유관기관하고 네트워킹들을 하고 있고요. Birliğin başlıca faaliyetleri arasında üye firmaların yerel olarak faaliyet göstermelerine yardımcı olmak
Türk ve yabancı derneklerle ağları güçlendirmek ve üye firmaların çıkarlarını temsil etmek, korumak gibi faydalı bilgiler sağlıyor. 1만 명의 이제 터키 직원들을 고용하면서 고용장 규제 기여하고 있고 부품하고 기술 등은 터키에서 생산하면서 협력을 하고 또 다양한 CSR 활동도 하고 있습니다. Aynı zamanda 10.000'den fazla Türk çalışanıyla birlikte temel parçalar ve teknolojiler sağlayacak ve çeşitli sosyal katkı faaliyetleri yoluyla da yerel toplumla birlikte gelişen bir kurum olarak güçlü bir rol üstleniyor. 다음은 이제 터키에 진출한 우리 기업들의 좀 대표적인 비즈니스 활동들인데 프로젝트 분야를 보시면은 보스프러스 3교는 우리 현대하고 SK가 건설을 하였고요. Şimdi Türkiye'deki Koreli şirketler tarafından yürütülen büyük projelere bakacak olursak 3. köprü yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü Hyundai ve SK birlikteliğiyle birlikte inşa edildi. 그다음에 그 보스프러스의 아시아 사이트하고 유럽 사이트를 연결하는 유라시아 터널도 SK에서 건설해서 운영을 하고 있고요. Yine iki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli de SK tarafından inşa edildi. 완공되면은 이제 세계 최장 선수교가 될 차나칼레 대교도 SK하고 대림이 터키 기업과 같이 들어가서 건설하고 있습니다. Yine Çanakkale Köprü inşaatı da ve dünyadaki en uzun köprü olacak bildiğiniz gibi yine SK, Denim ve Türkiye ortaklığında yürütülüyor. İstanbul'e işte metro ciğerçöre Hyundai Rotem'in çoğunlukları kurgulamak istiyor. İstanbul'daki elektrikli vagonlar da yine aynı şekilde metrodaki elektrikli vagonlar da Hyundai Rotem tarafından üretildi. 현재 이제 가지안테페는 우리 삼성 물산에서 병원을 건설하고 있습니다. Bunlar içinde en çok göze çarpanlardan bir tanesi de Gaziantep'teki hastane yine Samsung inşaat tarafından inşa ediliyor. Gaziantep'e있는 이 병원은 한국에 있는 삼성 병원보다도 훨씬 큰 규모로 삼성이 지금 건설을 하고 있습니다. Aslında Gaziantep'teki bu hastane inşaatı Kore'dekinden daha fazla, daha büyük bir inşaat olarak ortaya çıkmış. Evet, SK에서 Tepanvalley'e balkonsoğuk'u konserleyip, Türkiye'ye infra kesinlikle. Yine SK tarafından Tufanbeyli'de kurulan bir elektrik santrali var. Bu da aynı zamanda Türkiye ekonomisinin gelişmesi için kurulan gerekli tesislerden bir tanesi. 제조와 서비스 분야를 좀 살펴보겠는데요. Türkiye'deki aktivitelerden birazcık, üretim aktivitelerinden birazcık bahsedeceğim. 앞에서 좀 설명을 드렸지만 이제 현대는 자동차, 포스코는 철강, LG는 이제 아첼리가고 이제 에어컨, 효성은 스판덱스, 그다음에 여기까지 제조업이고요. Az önce de bahsettiğim gibi Hyundai motor ve otomobil üretiminde, POSCO çelik üretiminde, LG ve Arçelik ortaklığında klima üretiminde, Hyosung Spandex fabrikasıyla yani zirveyi oluşturuyorlar. Service 분야에서는 CGV가 MAS 시네마하고 협력해서 영화관을 운영을 하고 있고, 그다음에 N11이 도우스 플랜이라고 협력해서 터키 최대의 온라인 플랫폼을 운영하고 있습니다. CGV yine bildiğiniz gibi Türkiye'de büyük bir yatırım yapmış ve şu anda da faaliyette. Sonrasında N11 Türkiye'de bildiğiniz gibi çok büyük bir online alışveriş sitesi yine aynı şekilde şu anda aktif olarak çalışıyor. 다음은 이제 마지막 세션인데 우리 한국 투자 기업들의 이제 채용 기회에 대해서 좀 설명을 드리겠습니다. Şimdi artık son bölümde
Koreli şirketlerin bu işe alımlarından, bu fırsatlardan birazcık bahsedeceğim. Türkiye'ye진출해 있는 우리 한국 기업들은 대부분 이스탄불, 이즈미트, 부르사 이런 지역에 소재하고 있습니다. Türkiye'deki çoğu Koreli şirket İstanbul, İzmit, Bursa gibi şehirlerde yer alıyor. Bu ilgi giyopterin de İstanbul'ago, İstanbul'e samuso ikko, kami juvyon bu İzmit'na Bursa'e de gongjangeul gatchi unyeonghaneun sado ikkoyo. Bazı firmaların İstanbul'da ofisleri bulunuyor, İzmit'te fabrikaları bulunuyor. Yo pyoe boshimyeoneun yeope inde garo'e sutjaga isneunde ige uri 진출 기업들이 현지에서 채용하고 있는 터키 직원의 숫자가 되겠습니다. Tabloda gördüğünüz gibi bu parantez için içerisinde gösterilen sayılar bu firmaların Türk çalışan sayıları. 앞에서 이제 만 명 이상의 우리 현지 직원 터키 직원들을 채용하고 있다고 말씀을 드렸는데 최근에 작년 하반기부터는 우리 한국 기업들도 영업 활동이 안 좋아져가지고 지금은 이제 채용 수요가 상당히 줄어든 그런 상황입니다. Az önce de bahsetmiştim 10.000'den yaklaşık 10.000 tane Türk çalışan olduğundan ama son yıllarda geçtiğimiz yıllardan bu yana ekonominin birazcık yavaşlaması ile şirketlerin de işe alım talebi fazla olmamaya başladı. 가장 많은 기업은 이제 CGV가 영화관이 워낙 많아서 이제 2,000명 이렇게 채용을 하고 있고 큰 규모로 보면은 이제 현대 자동차, 뭐 현대 엘리베이터 상당히 뭐 100명 이상의 현지 우리 직원들을 채용하고 있는 기업들이 많이 있습니다. Yine burada gördüğünüz gibi CGV 2,000'den fazla Türk çalışanıyla ve diğer büyük şirketlerden Hyundai gibi şirketler genellikle 100'den fazla Türk çalışanları bulunuyor. Jom 일반적인 채용 절차에 대해서 말씀드리겠는데요. 채용 절차는 보통 이제 아래 같은 순서로 이루어지겠습니다. Şimdi birazcık işe alım yöntemlerinden bahsedeceğim. Burada gördüğünüz şekliyle devam edeceğiz. 직접 구인 광고를 우리 기업들이 내는 경우도 있고요. 아니면은 기업들이 직접 서칭하는 경우도 있고 또는 헤드헌터를 활용하는 경우도 있습니다. Firmalar bazen kendileri direkt ilan da verebiliyor ya da direkt arayışa da geçebiliyor, kendileri de bulabiliyor ya da Headhunter aracılığıyla da yine çalışan bulabiliyorlar. 그다음에는 서류나 그다음에 자기의 레주메 그 레주메를 취합을 하고요. Daha sonrasında başvuruları toplayıp CV'leri bu bütün başvuruları toplama süreci var. 취합된 서류를 이제 1차 서류 심사 스크리닝 해 가지고 인터뷰할 대상자를 선정을 하고요. Toplanan bütün bu belgeleri artık inceleme yani birinci aşama mülakat denilen inceleme sürecine giriyor. İnterview'un boton bu 1차나 1차 이제 실무 사원에서 팀 선에서 1차를 하고 그다음에 두 번째가 인사 부서에서 하는 경우도 있습니다. Mülakatlar genellikle birinci aşama dediklerimiz hangi alana işçi alınacaksa çalışan alınacaksa takım liderleriyle ve ikinci aşamada insan kaynakları birimiyle yapılıyor. Testler de bunun gibi oluyor. Boton bir yetenek kontrolü, attitude kontrolü 해서 적성 검사 뭐 이런 건데 상당히 어려운 수준의 검사는 아니고요. 저희도 해 보니까 90% 이상 적성 검사는 통과한 걸로 알고 있습니다. Sonrasında bir başka değerlendirme süreci de test süreci. Yani bu bizim bildiğimiz envanter testleri aslında biraz da kişilik testi. Çok zor sınavlar değil bunlar. Genellikle alınan sonuçlar 90'ın üzerinde oluyor. Kemudian 최종 의사결정자 인터뷰 하는 경우도 있고 그래서 채용
절차가 이루어지고 이런 채용 절차는 다른 뭐 터키 기업도 크게 뭐 다르지 않을 거라고 생각합니다. 선에서는 artık müdürle, genel müdürle kimse şayet onunla bir mülakat gerçekleşiyor. Ve artık işe alımınız başarılı olursanız sağlanıyor. Bu sistemin Türkiye'deki şirketlerde de bundan çok farklı yürütüldüğünü sanmıyorum. 그러면은 이제 어디서 이제 채용 정보를 구할 수 있냐 하는 부분인데요. 아까 이제 우리 기업들이 공지를 한다고 했는데 잡 포털 사이트인데 카리아넷 뭐 이외에 여러 가지 터키에도 구인 사이트가 있는 걸로 알고 있고요. 한국 기업들은 카리아넷을 많이 선호하고 있는 걸로 파악되었습니다. 아까 bazen şirketler direkt ilan verir demiştim. Bu ilanlar genellikle bu iş ilanı sitelerinden veriliyor ve Kariyer.net, Secret CV gibi siteler bunlar. Koreli şirketler genellikle Kariyer.net'i çok fazla tercih ediyorlar. Şimdi Kariyer.net 들어가서 이렇게 searching을 해보면은 구인하고 있는 우리 한국 기업을 찾을 수가 있습니다. 근데 예전보다는 좀 수가 줄어든 걸로 이렇게 파악되고 있고요. 지금 de hatta kariyer.net'e girip bakarsanız anahtar kelimelerle arama yaptığınız zaman çok fazla Kore şirketi göreceksiniz ama sanıyorum geçtiğimiz yıllara göre bu sayı birazcık azaldı. 그다음에 규모가 큰 기업들 뭐 현대 자동차, 포스코, 뭐 N11 규모가 큰 기업들은 대부분 이제 회사 홈페이지 들어가 보면은 구인 그런 메뉴가 있습니다. 보통 Human Resources 그런 항목이 있는데. Yine aynı zamanda Hyundai, POSCO gibi büyük şirketlerin web sitelerine girip baktığınız zaman genellikle web sitelerinde bir menü bulunur. Orada da yine insan kaynakları menüsü gibi. Yine oradan da bulabilirsiniz bu ilanları. 거기에 홈페이지에 있는 그 메뉴에 들어가 보면은 자기소개서를 직접 제출하라고 하는 그럼 연락을 주겠다. 그러면 수시 채용이 될 수 있겠고 그렇게 연결되어 있는 회사도 있고 아니면은 클릭하면은 바로 자기들이 구인 광고를 올려놓은 카리아넷으로 연동되는 그런 회사도 있습니다. Genellikle bu sitelerin bu bölümlerine bu menülerine girdiğiniz zaman size bir kendinizi tanıtmanızı isterler ya da CV paylaşım gibi bir buton olur orada. Biz size ulaşacağız gibi de bir geri dönüş verirler size. Ya da şu şekilde de olabilir, sitelere siz klik butonuna tıkladığınızda, başvuru butonuna tıkladığınız zaman onlar sizi direkt ilgili Kariyer.net sayfalarına da yönlendirebilir. 우리 기업들을 보면은 직원 채용 이제 수시에 필요할 때마다 조금씩 이루어진다고 말씀드릴 수 있겠습니다. Yine şirketler, Koreli şirketler bu tarz yöntemleri çok fazla kullandığını da söyleyebilirim. 그 다음에는 이제 한인회라고 표현되는데 한인회 그 한국 커뮤니티인데 우리 한인회라고 한인회 홈페이지에 들어가시면은 또 한국말 하는 직원들을 채용하라는 우리 중소기업들의 구인 광고가 올라와 있습니다. Şimdi Korean Community diye de adresini de görüyorsunuz orada. Korecesi Haninhe. Böyle bir site de var. Bu sitede de genellikle hani elemanlardan Korece yeteneği bekleniyorsa burada ilana çok fazla çıkıyor. Yine burayı da bu siteyi de kullanabilirsiniz. Hangumar haşinin uri tanıklarınız keseyo? Korece yapabilen, konuşabilen var mı aranızda? 지금도 이제 한인회 사이트에 들어가면은 터키말 잘하는 한국인 또는 터키인 구인 광고가 올라와 있고요. 참고로 포트라도 이번 주에 하나 구인 광고 올라온 걸로 알고 있습니다. Şimdi bu Haninhe'nin sitesine girerseniz oradan yine arama yaptığınız zaman ilanları görebilirsiniz. Korece bilen eleman ilanlarını görebilirsiniz. Yine not olarak da belirteyim, Kotra yakın zamanlarda bir çalışan için ilan verecek diyor. 그러면 헤드헌터는 우리 기업들이 급작스럽게 직원이 필요하거나 또는 경력직 직원들이 필요할 때 주로 활용을 하고 있습니다.
Hit Hunter dediğimiz yöntem de biraz acil olarak birini, bir çalışan bulunması gerektiğinde ya da çok fazla yetenekli, çok fazla deneyimi olan bir eleman gerektiği zaman bu yöntem kullanılıyor. 그다음에는 이제 휴먼 네트워크, 인적 관계를 활용하는 방법인데요. 제가 이제 기업들한테 이번 발표를 해서 여러 법인장님 만나고 하면서 좀 물어봤습니다. Şimdi diğer bir yöntem insan ağı diyoruz, hani insanlarla iletişim halinde olarak duyduğumuz iş ilanlarından bahsediyoruz. 기업들이 이제 자리가 비었을 때 또 구인 광고 바로 올리지 않고 자기 직원들한테 적격자 추천을 하라고 해가지고 바로 공지 안 하고 내부적으로 채용하는 경우도 상당히 이제 많은 걸로 나타났습니다. Şimdi bazen şirketler bu şekilde ilana çıkmıyorlar, yani yeni çalışan aradıklarını ilan vermiyorlar herhangi bir yerde. Direkt içeride kendi çalışanlarına söyleyerek gerekli kişiyi bulmalarını söylüyorlar. 그래서 이제 주변에 우리 한국 기업에 진출해 있는 뭐 친구나 뭐 가족이 있으면은 평소에 좀 관계를 잘 형성하셔가지고 그런 취업 정보를 바로 얻을 수 있도록 하는 것도 필요하다고 생각합니다. 저희는 böyle Koreli şirketlerde, Kore şirketlerinde çalışan tanıdıklarınız, arkadaşlarınız, akrabalarınız varsa onlarla ilişkilerinizi sıcak tutun. Hani lazım olabilir ileride. 그리고 최근에는 그 SNS를 활용한 게 상당히 많이 이용되고 있는데요. 페이스북에 뭐 한국 기업 같은 한국어 찾는 기업 같은 경우에는 한국어 통역 그런 단체 페이스북 페이지나 또는 링크드인을 통해 가지고 채용 정보들이 공유가 되고 있는 걸 알고 있습니다. Son zamanlarda SNS aracılığıyla, yani sosyal medyalar aracılığıyla da Facebook, LinkedIn gibi yine çok fazla hani iş olanağına ulaşabileceğinizi biliyorum. 이런 게 일반적인 채용 이제 정보에 대해서 말씀드렸고, 실제로 이제 우리 한국 기업들 몇 개 기업들은 자기 회사 이름을 뭐 이런 카리아넷에 올리든지 별도로 공지를 안 하고 본인들이 직접, 여러분들이 카리아넷에 자기 소개서 올리면은 기업들이 또 서칭할 수 있거든요. 거기 키워드로 마케팅, 뭐 조사, 뭐 그런 부분에 어카운팅, 본인들 인력 부서에서 직접 카리아넷에 들어가가지고 CV 서칭해가지고 적격자를 본인들이 스크리닝 한 다음에 거꾸로 연락하는 경우도 있으니까 자기 소개서 굳이 관심 있는 기업들은 카리아넷이나 이런 포털들을 잘 활용하고 거기에 자기 소개서를 어떤 분야에 자기가 강점 못하는 것을 잘 표현해가지고 올려놓는 것도 중요하다고 생각합니다. Şimdi bazen şirketler şunu da, şu yöntemi de kullanabiliyorlar. Yani kendileri ilan vermiyor, kariyer.net gibi sitelerde kendileri ilan vermiyor ama sizin orada bir üyeliğiniz var ya, o üyeliğinizde, orada sizin o platformda paylaşmış olduğunuz CV'nizdeki anahtar kelimeler de çok önemli burada. Şirketler kendileri anahtar kelimelerle arama yaparak, özellikle CV'lere çok önem veren şirketler, yine birebir olarak hiç ummadığınız anda onlar da sizi bulabiliyor. O yüzden böyle platforma yüklediğiniz CV'lerde istediğiniz alan, mesela marketing alanında mı istiyorsunuz, satış, pazarlama, hangi alanda istediğinizi güzelce belirtmeniz gerekiyor. 일반적인 이제 자격 요건들인데요. Şimdi genel olarak beklenen niteliklerden bahsedeceğiz. 여러분들도 다 아실 거라 생각되는데 한번 다시 한번 짚어보겠습니다. 먼저 공통적으로 요구하는 부분들이 있는데, 이건 외국인 투자 기업이다 보니까 영어 부사, 완벽한 영어 부사요? 네. Şimdi hepiniz aslında bu durumu çok iyi biliyorsunuz. Hele hele ki yabancı şirketlerde ileri seviyede İngilizce genellikle bekleniyor. 특히 이제 큰 규모, 뭐 큰 규모라면 뭐 현대, 삼성, 뭐 포스코 이렇게 될 거예요. 규모가 큰 기업들은
우선적으로 이제 한국어를 고려하지 않고 영어를 잘하는 걸 더 중요하게 생각을 하고 있고요. 고려 şirketlerinden de yine Hyundai, POSCO gibi yani çok çok büyük şirketler, firmalar günümüzde Korece'den de önce İngilizce yeterliliklerine önem veriyorlar. 작은 규모의 회사, 중소기업이나 일본제 대기업에서도 관리 분야, 우리 로컬스텝하고 계속 연락해야 될 관리 분야에서는 한국어 능통자를 찾는 경우도 많습니다. Büyük şirketlerin dışında küçük şirketlerde ya da hükümete bağlı kurumlarda genellikle hani iletişime geçilmesi gerektiği için Korece tercih edilebiliyor. Tokyo'nun diye bunu tercih Kıdamın bu namzai gemuenin günde ömürül diye daha 마친 것도 한 요소가 되고 있습니다. 아니 zamanda erkekler için de askeri yükümlülüğünü tamamlamış olmak büyük bir kriter. 보통 회사들이 이제 수습 기간을 두고 있는데 저희도 한번 간접적으로 경험한 바에 의하면은 수습 기간에 갑자기 군대를 3개월인데 군대 영장이 나와서 가가지고 수습 기간에 활동을 평가할 수가 없어가지고 채용이 안 되는 거 있습니다. Şimdi genellikle bir hazırlık süreci oluyor firmaların 3 ay kadar. Eğer bu 3 aylık süreçte birden ben askere gidiyorum derse hem bu eğitim alınan dönem de yarıda kesilmiş oluyor ve bu yüzden kabul edilmiyor. Askerlik görevini mutlaka yerine getirmiş olması gerekiyor. İlbancı'nın sağlığına kanşı bilinen giyabantının bu kumpil yoguya deyorsan halinde bir de Koreli firmalar için yine bu kriterlerin mutlaka bir gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii ki MS Office'ın computing 능력을 상당히 또 중요하게 보고 있습니다. Yine hepinizin bildiği gibi MS Office programlarına olan hakimiyet de işe alım süreçlerinde çok çok önemli bir kriter. 보통 이제 마케팅이나 영업직이나 외부로 활동하는 직원들에 해당이 되겠는데요. 운전을 할 수 있는지하고 그다음에 출장 하는데 제약이 이제 없어야 할 것입니다. Özellikle pazarlama sektörlerinde çalışanlar için aktif olarak araç kullanıyor musunuz ya da yurt dışına iş amaçlı gerekli seyahatler için herhangi bir kısıtlamanız var mı? Bunlar da yine çok önemli kriterler. 경력직을 뽑는 경우가 아니라도 보통 해당 분야에서 비슷한 일한 경험이 있는 경우에는 좀 우대가 되고 있습니다. Tabii ki deneyim her zaman olduğu gibi deneyimlerde ilgili alanla ilgili daha önce bir deneyiminiz var mı? Bunlar da yine göz önünde bulundurulan kriterler. 너무나 기본적인 말씀이지만은 소통 능력하고 대인관계 좋아야 된다고 얘기하고 있습니다. Yine bu da çok genel bir bilgi olacak ama iletişiminiz çok önemli. İnsanlar arası ilişkileriniz de yine çok çok önemli. 분석적인 사고, 그다음에 리포팅 능력. 이거는 또 중요하게 한 자기 요건을 보고 있습니다. Yine diğer bir önemli kriter de analitik düşünme ve rapor edebilme, analiz yapabilme kapasitesi. 회사 구인 광고 보면은 다 이런 내용들이 대부분 비슷하게 올라가 있을 겁니다. Kore firmalarını araştırdığınız zaman genellikle bu tarz kriterlerle karşılaşacaksınız. 다음은 이제 서류 통과돼서 인터뷰할 때 뭐 키 포인트가 되겠는데요. Şimdi mülakat sırasındaki önemli noktalardan bahsedeceğiz. 가장 기본적이지만 자기가 지원한 회사에 대한 정보 파악이 우선입니다. 홈페이지에 나와 있는 간단한 사항뿐만 아니라 기본이고 좀 더 공부해가지고 어떤 업무를 하고 있고 하는지에 대해서 그 회사에 대해서 정보를 알고 있어야 되고 또한 한국에 대해서도 좀 정보를 갖고 있는 것이 상당히 중요합니다. 제가 앞에서 설명드린 부분이 나중에 혹시 한국 기업
Şimdi öncelikle mülakatta başvurduğunuz şirketle ilgili bilginiz var mı? Bu çok 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 önemli. Öyle sadece şirketin web sitesinde yazan böyle basit bir bilgi değil. Daha ilerisinde biliyor musunuz? Ayrıntılı bilginiz var mı şirket hakkında? Bu çok çok önemli. Bunun dışında Kore hakkında da aslında birazcık bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Kore ülke olarak biraz tanımış, bilmiş olmanız da gerekiyor. Az önce anlattıklarım size Kore ticareti hakkında ve şimdiye kadar konuştuklarımız umarım ileride faydalı olur sizler için. Daha önce Türkiye'ye deyen cihazımda. 한국 기업이 터키에서 비즈니스를 하러 나왔기 때문에 터키에 대해서 사실은 상당히 전문적인 식견을 갖고 있는 직원을 찾고 있고요. 당연히 해당 회사의 비즈니스 인더스트리 산업 동향이나 비즈니스 특성 등에 대해서도 자세히 알고 있어야지 면접할 때 좀 도움이 될 것입니다. 근데 sadece Kore ile ilgili olan bilgileriniz yetmiyor tabii ki. Başvuracağınız firma Türk pazarında çalışan bir firma olduğu için sizden ileri seviyede Türkiye hakkında hakim olmanızı da istiyor. Başvurduğunuz şirketin ilgili alanında işte endüstri trendlerini ya da ticari verileri örnek verirsek bunları bu alanlarda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. 그다음에는 뭐 그 구직 자리에 대해서 어떤 일인지 어떤 역할을 하는지 충분히 이해가 있어야 되고 요 이해를 할 때는 터키에 대한 정보하고 만약에 한국하고 뭐 기업에 따라 다르겠지만 한국하고 비즈니스 하는 경우에는 한국의 관계를 같이 고려해 가지고 그 자리에 대해서 정확히 이해를 하고 이 인터뷰에 준비해야 될 필요가 있겠습니다. 예, çok önemli bir nokta. Başvurduğunuz pozisyon hakkında bilginiz olması. Yani bir pozisyona başvurdunuz, ne yapacağınıza dair, sizden beklenenin ne olduğuna dair bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bu bilgi Kore'yi içeriyor. Aynı zamanda Türkiye'yi de içeriyor. Yani hepsini hesaba katarak yine başvurduğunuz pozisyon hakkında da çok bilgili olmanız gerekiyor. 다음 면접할 때 이제 일반적으로 많이 이제 물어보게 되는 건데요. 그 개인적인 이제 본인의 성격이 어떤지, 그다음에 그 직업과 뽑으려고 하는 분야와 관계된 분야에서 어떤 일을 해본 경험이 있는지에 대해서도 일반적으로 많이 나오는 질문이 되겠습니다. 예, 면접들은 önemli bir parçasını. Tabii ki sizin kişiliğinizden bahsetmeniz oluşturuyor. Sonrasında ilgili işle ilgili daha önceki deneyimlerinizden bahsetmeniz de bekleniyor. Maddi sonunda çok önce insanda sangangi cümleyen buğunuyo. TPO, 시간과 장소와 그 오케이전에 맞는 이제 복장을 갖추는 것도 중요합니다. Şimdi öncelikle tabii ki ilk izlenim çok çok önemli mülakatlarda ilk izlenim. Sonrasında tipo dediğimiz time place yani yer ve zamana uygun hareket edebiliyor musunuz, giyinebiliyor musunuz, yer ve zamana uygun davranıyor musunuz, bunlar da yine çok çok önemli. Bu işte sa무직을 뽑는데 뭐 청바지를 뭐 입고 오고 하는 건 좀 바람직하지 않을 것 같고요. 뮬라카타 기다리켄 böyle şortlar kapriler vesaire giyerek gitmeniz pek tavsiye edilmiyor. 그다음에 이제 시간을 잘 지키는 것도 중요하겠습니다. 대부분 이제 본인이 시간을 잘 지킬 거라고 이제 생각을 하는데 저희 경험도 면접 시간에 늦은 직원이 있었어요. 그러니까 여러 명 면접하는데 당연히 마이너스 감점률이 돼가지고 뽑히지 못했던 적도 있습니다. Şimdi tabii ki dakiklik de çok önemli. Çok hızlı olmanız lazım. Sizin ben geç kalacağınızı hiç zannetmiyorum zaten ama daha önce bizim mülakatlarımıza geç kalan bu şekilde mülakat bekleyenlerimiz olmuştu.
여기까지는 제가 이제 일반적으로 이제 준비한 부분이었고요. 지금 buraya kadar olanlar benim genel olarak aslında sizlerin de bildiği şeylerden bahsettim. 이제 여기는 어느 한 회사의 실제 자기들이 이제 어떻게 채용을 한다 하고 이제 저한테 이제 알려준 부분입니다. 회사 이름은 공개를 제가 동의 못 받아가지고 말씀 못 드리는데 터키에 진출한 가장 큰 기업 중에 하나고요. Şimdi size burada bahsettiğim aslında bir örnek işe alım süreçlerinden bir tanesi. Şu anda nereden aldığımı tam olarak hatırlayamıyorum ama çok büyük bir firmalardan bir tanesiydi. 자기들은 이제 카리안에서 잡 찾는 거를 이제 올리든지 또는 리크드인을 통해 가지고 적당한 이 후보자를 발굴한다고 돼 있고요. öncelikle pozisyonla ilgili kariyernete bir ilan yüklüyorlar ya da LinkedIn aracılığıyla uygun adaylara ulaşıyorlar. 이 회사 그런데 홈페이지 들어가면은 홈페이지에도 이런 휴먼 리소스 들어가면은 확인을 할 수가 있습니다. Yine aynı şekilde bu şirketin sitesine girdiğiniz zaman insan kaynakları bölümünden de yine kontrol edebileceğiniz bir ilan. LinkedIn'in tam onun cevabı. LinkedIn'in de bu homepage'e nava etti. LinkedIn bu şeyde yer almıyor. Sitede yer almıyor. Bildiğiniz gibi o ayrı bir platform. Bu mesela hani menajerler yoro galiba ancak bir yerse katın경우는 첫 번째 폰 인터뷰를 한 다음에 face to face 인터뷰를 진행을 한다고 합니다. Şimdi bu süreç aslında şirketten şirkete değişiyor ama baktığımız gibi bu şirket ilk önce telefon mülakatını gerçekleştiriyor, sonrasında face to face yani yüz yüze bir görüşme gerçekleştiriyor. Kadamenin öyle deyince personal testleri de şeyler yapıyor. Ve sonrasında yine bir kişilik envanter testini işleme sokuyorlar. Bunun da bu şirketin kendisi. Türkiye'ga kültürü de büyüdü boyunca. 항상 면접할 때 바로 페이스 투 페이스 면접이 어려운 경우가 많아가지고 최근에는 이제 스카이프 통해 가지고 화상 면접을 일차적으로 하는 경우가 있습니다. Şimdi bu yöntemler bu şirketin uyguladığı yöntemler ama Türkiye'de şimdi çalışan sayısının ya da başvuru sayılarının çok olduğunu düşünürsek hani telefondan ziyade daha çok Skype aracılığıyla yüz yüze görüşmeler de sağlanabiliyor. 이제 이 회사도 명망 있는 대학을 졸업한 그런 자격을 기본적으로 하고 그 다음에는 영어하고 컴퓨터 부분에서 스킬이 이제 머스트가 이렇게 나타나 있습니다. Şimdi bu şirket ilgili üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmak şartı bunu çok duymuşsunuzdur. Bunu aramış ve sonrasında da dil kabiliyeti, bilgisayar yeteneği vesaire gibi şartlara bakmış. Bu ilmantıkiziman은 이제 personality하고 stoic한 성격 이런 프로파일을 갖고 있는 사람이 필요하다고 합니다. Yine çok genel geçer bir kriter ama kişiliğiniz ve aynı zamanda pozisyonu olan uygunluğunuz şeklinde bir kriter koyarak bunları da değerlendirmiş. 이렇게 해서 채용이 되면은 필요한 서류이기 때문에 이 부분은 나중에 다 회사에서 알려줄 것 같습니다. 채용이 됐을 때는 뭐 사진, 서티파이드 카피 오브 아이디 여러분들이 대부분 다 준비할 수 있는 부분들이니까 뭐 이 부분은 참고만 하시면 되겠습니다. Artık bunlar siz seçildikten sonra şirket tarafından talep edilecek olan belgeler olacak. İşte fotoğraflar, kimlik kartı fotokopiniz ya da ikametgah görüyorum. Yani bu belgeler artık siz seçildikten sonra şirket tarafından istenecek. Zaten hazırlayabileceğiniz kolay olan evraklar bunlar ama yine de aklınızda bulunsun. Çok 급하게 받아가지고 영어로 번역 못하고 왔는데요. 통역을 잘 해주실 것 같아요. 이것도 우리 대표 한국의 대표 기업이 이제 채용 현지에서 채용하는 절차인데요. Bunu özür diliyorum. Birazcık aceleyle hazırladığım için
Türkçe'ye çeviremedi, İngilizce'ye çeviremedim, o yüzden böyle Korece olarak kaldı. Bu da yine temsili bir işe alım sürecinden bahsediyor. 이 회사는 이제 자기 이제 현업 부서에서 부서에서 인력이 필요하면은 인사과에 이제 job description을 제출을 하고요. 지금 bu şirkette aynı şekilde bir eleman ihtiyacı olduğu zaman insan kaynaklarına gerekli yani ilgili işin özelliklerini aktarıyor. 여기가 부서고 여기 인사과라고 bu taraf sol tarafta gördüğünüz hani işe alım yapılacak alan yani bölüm artık pazarlama mı satış mı neresiyse bu taraf insan kaynakları. Böyle bir döngü var burada. İnsan과에서는 접수생 job description 갖고 키워드로 뭐 링크드인이나 커리어네 자기 이 회사는 이제 공지를 상당히 큰 기업인데 공지를 안 올리고 자기들이 직접 서칭을 이제 한다고 하고 링크드인 지난 이제 카리안에서 이용해서 서칭을 하고 긴급 인력 충원 시나 경력 등은 헤드헌트에 의뢰를 하겠습니다. Şimdi az önce söylemiştik ya aradıkları özellikleri söyleyen bölüm insan kaynaklarına bu bilgileri gönderdiği zaman insan kaynakları keywordlerle arama yapıyor ilgili platformlarda yine Kariyer.net, LinkedIn gibi platformlarda arama yapıyor ve uygun adayları buluyor. 1차 여기서 스크린이 된 다음에 1차 면접은 팀장이 하고 여기서 통과되면은 이제 2차 면접을 인사과에서 업무 수행 가능 여부 검토 어세스먼트 통해 가지고 하게 됩니다. Şimdi bu değerlendirme süreciyle kişilere ulaştıktan sonra bu tekrar bu ilgili birime dönüyor. Burada birinci aşama mülakat gerçekleştiriliyor. Bu birinci aşama mülakat bölümün lideriyle yapılıyor. Sonrasında tekrar insan kaynaklarında ikinci aşama mülakat gerçekleştiriliyor. Orada da az önce bahsettiğimiz kişilik envanter testi gibi testler yürütülüyor. İ 회사는 2차 단계에서 이제 월급하고 급여 조건에 대해서 협의를 하고 최종 면접을 통해서 채용이 이루어지고요. 아직 뭐 ikinci aşamada alacağınız maaş ve diğer yardım işte sigorta gibi şeyler önemli konular konuşulduktan sonra tekrar üçüncü aşama olan mülakatta artık bölümün genel müdürü yani en başta kim varsa onunla gerçekleştiriyorsunuz. 앞에 두 회사 말씀드렸는데 이런 절차들은 회사마다 조금씩 차이가 있고요. 참고로 이제 저희 같은 경우는 제가 최종 면접을 한 다음에 이제 이 근무 조건에 대해서 협의를 하고 있습니다. Şimdi az önce de söylemiştim zaten az önceki örnek verdiğim şirketlerin işe alım metotlarıyla şirketten şirkete farklılıklar gösterecektir. Biz mesela ilk görüşmeyi ben yaptıktan sonra ilgili birimlere yönlendirmiştim. Bu şekilde ilerlemiştik. 네, 이상으로는 한국 경제와 그다음에 한국과 터키와의 비즈니스 관계, 한국 기업의 채용 등에 대해서 설명을 드렸습니다. 여러분들이 한국에 대해서 그다음에 여기 현지에서 활동하고 있는 한국 기업에 대해서 좀 더 이해할 수 있는 자리였으면 바라고요. 또 이렇게 토요일인데도 시간 내서 제 말씀 들어주신 것에 대해서 감사드립니다. 감사합니다. 부레에 kadar 코레는 ekonomisinden, 코레 Türkiye ekonomi ilişkilerinden özür diliyorum. Türkiye'deki Koreli şirketlerden ve işe alım yöntemlerinden bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Hafta sonu olduğu halde buraya gelip beni dinlediğiniz için gerçekten sizlere çok teşekkür ederim.